Çok güzel bir Survivor bölümü izledik dün gece efendim. Bugün de artık Survivor'da sular ısınmaya başladı. Bize de konuşacak çok konu çıkmaya başladı. İsterseniz bugün ipuçlarını kısaca bir hatırlayalım, oradan başlıyoruz. Evrim zaten laf gelsin de tartışmaya gireyim diye yer arıyor. Bugün de Antalların günüymüş mesela. Yarın da hem kel hem kodulların günü olur. Aynısını Yasin'e de yapmaya çalıştı. Bela diye mi gönderdiler seni başımıza? Seni bize bela diye göndermişler. Bu Evrim'in bu oyunu artık sevmemeye başladı. Kusura bakma, özür diliyorum dedim. O da bana elini kaldırdı. Sonra döndüm ama pişman değilim. Dediğim için. Hak etti. Hadi! Ne kadar itici bir anam ya. Dokunmazlıkta çok kritik bir gün. Mükemmel gidiyor. Muhteşem gerçekten. Üstünü kirlenecek Evrim. Çıbasını. Evrim her şeyi veriyor ama. Başa başlar. Erkan gözü karı bir yarışmacı. Hayal mı? Bekle, tamam dur bekle. At kendini ileri. Hadi hadi hadi. Göremiyorum ben. Trek! Hadi be toparlanın! Bugün kim daha çok istiyor? Bana bakarak hareket yapmışsın. Bana bakarak hareket yapma. Ne sevinirim? Bana bakarak sevmesin kardeşim. Aranızdan bir kişi bu hafta veda etmek zorunda. Sevgili seyirciler, kimin gidip kimin koyacağını siz karar vereceksiniz. Evet efendim, bu arada tabii ki kocaman bir teşekkür de Survivor'da, Dominik'te ve burada çalışan büyük kurgu ekibimize. Kurgu ekibimize buradan kocaman teşekkür, başta Mustafa Kazan, Suat abi olmak üzere. O kadar çok emek veriyorlar ki, sonuçta bu bir reality show, çekiliyor, hemen montajlanmaya başlanıyor. 5000 dakikalık, 10.000 dakikalık görüntüler, kısa bir saat dilimine ve en önemli anları seçiliyor ve aynı zamanda hikayeleştiriliyor. Tanıtımlar... Dört dörtlük. Yani ben bu tanıtımı izlediğim zaman sanki bir sinema filmine gidiyormuşum da onun tanıtımını izliyormuşum gibi geliyor bana. Şu anda son zamanlarda kullandıkları enstrümantal müzikler de çok hoş. Çok güzel tanıtım. Ellerine yüreklerine sağlık diyelim buradan. Ve bu tanıtımla alakalı özet geçersek. Ardahan Evrim'e, Evrim Sercan'a, Yasin Berkan'a. Herkes birbirine bir şey söylüyor Murat abi, ne diyeceksin? Yani şu anda gerçekten... inanılmaz bir Survivor izliyoruz. Her şeyiyle, parkurdaki başarılarla, realitylerle, işte fizik güçleriyle, görsellikleriyle, her şeyiyle çok güzel bir Survivor izliyoruz. Tabii ki bu kadar güzel izlediğimiz Survivor'ın içinde doğal olarak kavgalar, çatışmalar da oluyor. Evet. Bunları yadsıyamayız. Bu yüzden de Survivor'da şu anda ön plana çıkan kavgacılar var mesela. Ön plana çıkan kavgacılar kim? Evrim, Yasin, bu ikisi şu anda en ön plana çıkmış kavgacılar. Evet. Ve bunların kavgaları da Survivor'da gerçekten damga vuruyor yani. Herkesin çok büyük ilgisini çekiyor ve etmiş oldukları kavga da bayağı bir konuşulmaya başladı. Yani bir Evrimci taraftarları var, Yasin taraftarları var ve bu taraftarlar onların her çatışmasında, her olayında bayağı etkileniyorlar ve onlar da bu olayın içine girmiş vaziyetteler. Bu da tabii ki Survivor'ın ne kadar çok seyredildiğinin bir göstergesi. Melisa, sen neler söyleyeceksin? Öncelikle Murat abiye katılıyorum. Evrim bu Survivor'a damgasını vurdu diyebiliriz. Yani her karede Evrim'i görüyoruz. Dün gece de konuştuk bunu. Yasin keza aynı şekilde.